Efendim merhabalar nasılsınız umarım keyifler yerindedir efendim geçen hafta biliyorsunuz seriye bir giriş yaptık yeni serimiz ETF'lerle ilgili sağ olun bayağı ilgi gördü böyle devam edeceğiz işte geçen hafta kıymetli madenleri inceledik ee, bu hafta enerji tarafına bakacağız yine bu ara çok gözde olanlardan böyle yani her şey bu ara hareketli ama hani en gözdelerden başlamaya çalışıyorum ee, malumunuz doğal gaz, petrol şu an korkunç e, durumlarda ve potansiyel taşıyor her şey yukarı ve aşağı yönlü olmak üzere. Dolayısıyla bunu nasıl kullanabiliriz diye şimdi o ETF'lerden gideceğim. ETF nedir diye merak ediyorsanız çok kısa bizim borsa yatırım fonlarının Amerikan borsalarında alınıp satılan versiyonları yani bizim yatırım fonlarına benziyor ama anlık alıp satabiliyorsunuz Amerika işlem saatleri içerisinde. E peki bize ne derseniz hesabımız yok orada İşte yeni bir uygulama çıktı şimdi Midas diye. Oradan bunları alıp satabiliyorsunuz. Onun için çok talep geldi. Biz de böyle bir seriye başladık. Ee, daha detaylı bilgi istiyorsanız lütfen ilk videoyu bir izleyin. İlk videoda bir girizgah yaptık haliyle. O yüzden hani tekrara düşmeme açısından diğer videolarda o kadar detay vermeyeceğim efendim. O yüzden tam da bu bağlamda başlayalım istiyorsanız direkt e, olaya girelim. Yerinde oyun, öğrenelim. Buyursunlar. Şimdi sizin için enerji tarafında ayırdığım e, fonlar U.S.O ile başlıyor efendim U.S.O Urfa Sivas Ordu tamam bu United States United States Oil Fund e, en yoğun kullanılan e, petrol fonudur İnanılmaz bir likiditesi var opsiyonları vesaireleri de var zaten e, fiyatlardan anlaşılıyor. Holdings kısmında burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, bu Brent petrol değil, VTI petrol kullanır. E, Sweet Light Crude Oil denikleri VTI kullanır. E, yani endeks'e bakarken e, ...brand'e değil, VTI'ye bakacaksınız. Eğer buna giriş çıkış yapmak istiyorsanız, e, onu söyleyeyim, orası önemli yani. E, elinde tamamen e, real olarak e, petrol tutar, daha doğrusu e, depo manasında değil de kontrat olarak. Ama futures değil. O yüzden herhangi bir kontengo e, efekti. Bazen oluyor yani onu söyleyeyim ama bulabileceğiniz en sağlamı bu. Kontengo e, efekt ne derseniz de çok teknik bir konu, e, şeyden bakabilirsiniz. E, yani fazla yaşatmamaya çalışıyorlar ama VTI'de çok ciddi hareketler olduğu zaman e, büyük kontengo sıkıntıları olabiliyor. Bir kere olmuştu hatırlarsanız Covid zamanında petrol 1 dolara falan düşmüş hatta eksiye düşmüştü VTI'ler falan. E, o zamanlar biraz Contango'dan sıkıntı yaşadılar. Ama kullanabileceğiniz en sağlamı bu U S, O efendim. Şimdi e, geçelim turbo moda. Turbo modda şu, e, ilk videoyu izleyenler hatırlayacaktır. E, ETF'lerde yukarı yönlü veya aşağı yönlü 2x, 3x olabiliyor. Yani tersine 3x veya 2x yükselişine 2x veya 3x. Bu ne? Hormonlu. Şu doğal bir kaldıraç var içinde. Yani siz bunu hani gidip vadelilerde pozisyon açmak gibi veya herhangi bir şey gibi düşünmeyin. Bunun içinde doğal olarak kaldıraç var. Yani UCO ne yapıyorsa bunlar iki katını yapar. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Mesela işte petrol yüzde bir yükselirse UCO, Urfa, Ceyhan, Ordu. ProShares'ın Ultra Bloomberg, Crude Oil'ı. Bu iki katı yapar. Petrol yüzde bir yükselirse bu yüzde iki yükselir. Petrol %1 düşerse bu %2 düşer. Bu, bu altında da anlattığım gibi kısaca burada da anlatayım. Mesela işte, giriş çıkış yapacağınız zamanlarda çok kullanışlı olabilir. Piyasanın sert hareket yaptığı zamanlarda çok kullanışlı olabilir. Yani doğal bir kaldıraç olduğu için atıyorum işte yine aynı örneği vereyim. 10 bin dolarlık pozisyon alacaksan 5, 2 parça giriş ben severim. 2 parça giriş iyidir. Bir 5 bin giriş yaptınız mesela bir daha bir dipten bir 5000'lik de bundan aldığınız zaman eğer piyasa sert bir hareket yaparsa veya bir haber akışı gibi bir şey varsa o zaman alttaki pozisyon 10.000 dolarlık almış oluyorsunuz. Yani üsttekinin iki katı bir pozisyon almış oluyorsunuz aynı fiyata. Kaldıraç içinde 2x doğal kaldıraç olduğu için. Dolayısıyla işte ortamanın ortalamanızı düşürüp tekrar giriş yerine geldiğinde bunu normale çevirip aradaki karı alabilirsiniz. Mesela yani devamlı kaldıraçlı olarak portföyde taşımayın da hani böyle taktikler kullanabilirsiniz diye söylüyorum. Ee, o yüzden kaldıraçlı ETF'ler çok 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 kullanışlıdır. Efendim örneklemem gerekirse de şu mavi çizgi gördüğünüz USO tamam mı? Bu da UCO. Gördüğünüz gibi bu ne yapıyorsa onun hormonlu versiyonu. Şöyle bu ne kadar yükseliyorsa bu onun iki katı yükseliyor gördüğünüz gibi. Hep böyle bir e, hormonlu hareket gibi düşünün. Ama tabii ki bunu devamlı portföyünüzde taşımayın. E, maliyet düşürmek istediğinizde veya olağanüstü bir durum yaşandığında e, bunlarla e, giriş çıkış yapabilirsiniz efendim çok kullanışlı olur. Şimdi gelelim e, benim sevdiklerime bunlar eksi 2x e, S-C-O efendim İşte Sivas, Ceyhun, Ordu, Pro ultra short ve kuru doyulu. E, bu eksi 2x eksi 2x ne demek? Bunu e, bu, bunu e, bunu satın aldığınızda enstrümanın düşüşüne oynarsınız. Yani enstrüman düşerse siz para kazanırsınız. Ve şöyle burada hani siz bunu satmıyorsunuz hisse senedi gibi veya işte herhangi bir vadeli de gibi short diye düşünmeyin. Siz bunu alıyorsunuz fon alır gibi ama bu enstrümanın iki katı ters hareket yapıyor. Ne demek o? Mesela şimdi bunu alırsanız eğer petrol yüzde %1 yükselirse bu yüzde iki düşer. Anlatabildim mi? veya petrol %2 düşerse bu %4 çıkar. Yani tam tersi hareketi iki kaldıraçlı olarak yapıyor. Şurada gayet rahat anlayabileceğiniz gibi e, hormonlu versiyon şurada UCO. Bu da SCO. Bakın şu. Şu da SCO. Gördüğünüz gibi bunun tam tersi hareket yapıyor. Yani petrol yukarıya doğru hareket yapıyor. Bu hormonlu olarak aşağı yönlü hareket yapıyor anlatabildim ya yani o yüzden şöyle grafikte hepsini göstermek istiyorum. Hani tam ters hareketler. Petrol, petrolün hormonlusu ve hormonlu olarak tam tersi. Kafanızda bu kadar kalsın yeterli. Bu da portföyünüzü heclemek için vesaire çok iyi. Yani spekülatif olarak hani düşüşe de oynayabilirsiniz. Ee, çok yükseldi fiyatlar deyip düşmesini bekliyorsanız onu da oynayabilirsiniz. Veya bir şekilde portföy hedgeleyebilirsiniz. Atıyorum işte doğalgazı e, yukarı oynarsınız da bunu yarı fiyatına aşağı oynar portföyü hedgelersiniz. Misal atıyorum yani. Veya işte herhangi bir ürünle arasında korelasyon olduğunu düşünüyorsanız. Atıyorum işte hisse senetleriyle petrol e, paralel hareket ettiğini düşünüyorsanız. Hisse senetlerinde pozisyonunuz varsa bunu işte short açıp böyle bir taraftan hedgeleyebilirsiniz. Eğer piyasa geri çekilirse petrol geri çekilir gibisinden. Yani böyle durumlar için çok iyidir. Yarı fiyatına sizin portföy hedge'lemenize yararlar. E, ve dediğim gibi spekülatif işlem de yapabilirsiniz. Yani düşüşüne çıkışına oynayabilirsiniz. O yüzden kaldır kullanmaktan çekinmeyin. Bunlar da herhangi öyle bir geçen videoda birisi sormuştur. Likidasyon vesaire herhangi bir şey yok. Normal fon alıyormuş gibi alıyorsun. E, o yüzden sıfır problem enstrümanlardır. Ama aşırı derecede kullanışlıdır. Ben 15 senedir yoğun şekilde kullanıyorum efendim. Ee, şimdi gelelim e, doğalgaza. Doğalgaz da bu ara biliyorsunuz baya popüler. Onun için ne kullanıyorum derseniz UNG yani UNG e, kullanıyorum. İşte Urfa, Niğde, Giresun diyebiliriz. United States Natural Gas Fund. E, bu da doğalgaz için kullanabileceğiniz bir enstrüman. Ondan sonra eğer doğalgazın yükseleceğini düşünüyorsanız şurada gördüğünüz gibi e, bunu kullanabilirsiniz efendim. Yani bu da doğalgaz e, fonudur. UNG. Ee, peki bunun hormonlusu var mı? Var. Ondan sonra doğal gaz içinde işte boil dediğimiz e, B O I L e, Bursa Ordu İstanbul Lüleburgaz. Bunu kullanabilirsiniz. Bu da ProShares'ın dediğim gibi Ultra Bloomberg Natural Gas ETF'i. Normal ETF'in iki katı işlem yapıyor. Yani aynı petrolde ne anlattıysak bunun içinde geçerli iki katı işlem yapıyor efendim. Peki bunun tersi yok mu? Bunun da tersi var. Bu da 2X inverse yani ters hareket yapan bir ETF. Bunun adı da Cold. Ama C ile değil yanlışlık olmasın. Kastamonu, Ordun, Leburgaz, Diyarbakır diyebiliriz. Cold şurada. Bu da ProShares'in yine ultra short Bloomberg Natural Gas. Bu Bloomberg yazısı şeydir. Sizi yanıtmasın. Bloomberg terminalindeki doğal gaz fiyatını baz aldığını veya işte Bloomberg terminalindeki VTI petrol fiyatını baz aldığını belirtir. Yani Bloomberg'in kendi şeyi falan değil. Ee, onun baz aldığı endeks o. Yani ona göre hareket ediyor. Babındadır. Efendim bu da dediğim gibi ee, tam ters. Aynı petrolde aynı anlattığım mantığın. Yani şu mantığın şu mantığın doğalgaz versiyonu. Doğalgazın hormonlu, hormonlu hali ve doğalgazın ters hormonlu hali. Aklınızda olarak böyle kalsın. Efendim. Peki yine bir ortaya karışık yok mu? Var. <laughs> yani bir tane de ondan seviyorum ben. Mesela atıyorum. Enerji fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorsunuz. Yani dünya genelinde enerji fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorsunuz. Ne alacaksınız? Bunu alacaksınız işte. Bu da Invesco'nun DB Enerji Fund'ı. d e Diyarbakır, Bursa, Elazığ diyebiliriz. Bu fonun içinde ne var derseniz bunun içinde crude petrol var. Heating oil var. Brent petrol, Kuwait oil var. E, pe, benzin var, doğalgaz var. Yani bunların hepsi içinde mevcut efendim. E, mutual funds olarak yani diğer fonlardan ellerinde tutarak bunu e, barındırıyor. İşte biraz da e, hazine bonusu varmış elinde efendim. Yani bu sizin enerjiye e, dünya çapındaki enerji sektörüne bir yatırım yapabilme Total olarak hani işte ben yani abi enerji fiyatları gider. Bana şimdi sorma yok petrol yok bilmem ne falan. Yo, öyle bir şey düşünüyorsanız abi, bunu alın kafa rahat. Hepsine bölünmüş versiyonda. Ee, oranları yönetim istediği gibi ayarlıyor. Ama enerji sektörüne genel bir exposure istiyorsanız e, yani pozisyon almak istiyorsanız o tarafta e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Likiditesi de bol bir ETF efendim. Peki bunları e, nasıl alacağız derseniz bir kere önce şu şeyi yine bir anlatayım çok kısa. TradingView'dan listeyi nasıl oluşturuyorsunuz? Çok basit efendim. Geliyorsunuz yeni liste oluştur diyorsunuz. Yeni listenize bir ad veriyorsunuz. Bunu kaydediyorsunuz. Daha sonrasında da liste boş açıldığında şuraya bir sembol ekle kısmına basıp e, sembolünüzü yazıp ekliyorsunuz. Bu kadar. Şu listeyi böyle oluşturabilirsiniz. Listenin kendisini de şöyle bir göstereyim. Ekran görüntüsü almak istiyorsanız liste. Fonlarımız bu şekilde efendim. Peki bunları nasıl alıp satabiliriz diye derseniz de e, yurt dışında bir platformunuz varsa onu kullanabilirsiniz. Ya da e, dediğim gibi yeni bir uygulama var Midas diye e, bunu kullanabilirsiniz. E, dolar bazında yatırım yapmış oluyorsunuz hem de e, kazancınız dolar bazında oluyor. Onu çok istiyorlardı bu ara çünkü. İşte bu anlattığım bütün ETF'leri kolayca buradan bir Türk firmasından alıp satabiliyorsunuz artık. Link aşağıda var. Videonun açıklama kısmında uygulamanın linki var ya da internet siteleri var işte Get midas diye arkadaşların oradan indirebiliyorsunuz. Takip listesi oluşturuyorsunuz. E Ekle dediğiniz yeni liste oluştur kısmına tıkladığınızda yeni bir liste oluşturuyorsunuz. Listenize bir isim veriyorsunuz. E Daha sonrasında listenize ETF'lerinizi eklemeye başlıyorsunuz. Şöyle göründüğü gibi hızlı geçiyorum. İlk e videoda bayağı anlattım çünkü bunu. E, sembol kodunuzu yazıyorsunuz buradan ekliyorsunuz daha sonra sembolünüzü alıp bakıyorsunuz eğer işlem yapmak istiyorsanız da al kısmına tıklıyorsunuz adet veya tutar olarak giriş yaptıktan sonra emrinizi gözden geçiriyorsunuz şöyle e, bunu her platformda yapın emrinizi muhakkak emir vermeden önce muhakkak ama muhakkak kontrol ediniz yani bunu da her seferinde söylemiş olayım nerede bir işlem yaptığınız önemli değil emri onaylamadan önce nerede yaparsanız yapın çünkü bu konuda ben devasa şeyler gördüm yani. Emrinizi her zaman teker teker kontrol edin. Bana maliyeti kaçtan alıyorum? Nasıl bir emir veriyorum? Kontrol edin. Onaylamak istiyorsanız da kaydırıp onaylayıp alabiliyorsunuz. Böyle bir platformda var veya kendi hesabınız varsa yurt dışında oradan bunları takip edip istediğiniz gibi alım satım yapabilirsiniz efendim. Bu Hızlı anlatmaya çalıştım ama yine 13 dakikayı bulduk artık ne yapayım yani elimden bu kadar geliyor. Ee, haftaya yine değişik bir kategoriyle nasip olursa buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim.